Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Das Perfekt mit Doppelinfinitiv. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, başlığa baktığımızda Doppelinfinitiv kelimesini görüyoruz. Infinitiv neydi arkadaşlar? Mastar demekti. Doppelinfinitiv çift mastarlı, yani çift mastarlı fiilleri nerede inceliyor olacağız arkadaşlar? Perfect zamanda inceliyor olacağız bu dersimizde. Dilerseniz öncelikle bu maviyle yazmış olduğum fiillere bakalım. Bunları inceliyor olacağız. Gehen, lernen, bleiben, sehen ve hören fiillerine baktığımızda arkadaşlar bu fiillerin şöyle bir farklılığı var. Şöyle bir ayrıcalığı var. Bunlar arkadaşlar zu plus infinitif'i hatırlayacak olursanız daha önceki derslerimizde ayrıntılı görmüştük, öyle değil mi? Bu fiillerde zu anılmıyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi şöyle bir anlatayım. Şimdi versuchen'e baktığımızda arkadaşlar versuchen eylemi denemek demek. Şimdi präsens ve perfekt olarak ele alalım ki aradaki kullanımı nasıl ele alındığını bir görelim. Şimdi präsens geniş zaman içerisine baktığımızda cümlemiz ne diyor? Sie versucht immer pünktlich zu kommen. Bakın burada pünktlich zamanında demek arkadaşlar. Versuchen denemek. O her zaman neyi deniyor? Zamanında gelmeyi deniyor. Şimdi biz burada sie versucht zu kommen dediğimizde, yani yapısal olarak baktığımızda gelmeyi deniyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla biz ne öğrenmiştik şu ana kadar arkadaşlar? İki eylem varsa ne yapıyorduk? Zu'dan destek alıyorduk. Gelmeyi deniyor dediğimizde ne deriz? Sie versucht zu kommen. Her zaman zamanında diyecek olursak sie versucht immer pünktlich zu kommen deriz. Öyle değil mi? Bu yeni bir şey değil. Peki bunu perfect olarak nasıl ele alıyorduk arkadaşlar? Versuchen ne olacak? Daha doğrusu kommen ne olacak? Hat gekommen. Dolayısıyla sie hat immer versucht pünktlich zu kommen dediğimizde arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Bunu perfect hale sokmuş oluyoruz. Ve ne diyoruz burada? Her zaman denedi, değil mi? Hat versucht, denedi. Pünktlich zu kommen, tabi burada asıl neyi dikkate almamız gerekiyor? Versuchen. Dolayısıyla versuchen geçmişte perfekte ne olacak? Hat versucht. Bu durumda her zaman zamanında gelmeyi denedi dediğimde sie hat immer versucht pünktlich zu kommen. Bakın burada da gene zu'yu işaretledim. Çünkü bunu gerektiriyordu. Zu plus infinitif'i gerektiriyordu. Şimdi bu diğer eylemlere bir bakalım. Bakalım orada ne oluyormuş. Şimdi gehen'e baktığımızda ne olacak? Şimdi geniş zamandaki bir eylem mi ele alıyor olacağız? Das Paar geht an den Wochenenden tanzen. Şimdi baktığımızda arkadaşlar tanzen gehen dansa gitmek demek. Das Paar çift an den Wochenenden hafta sonları. Demek ki çift hafta sonları dansa gidiyor diyoruz. Değil mi bu cümlede? Şimdi das Paar geht an den Wochenenden tanzen cümlesine baktığımızda biz bunu arkadaşlar perfekt zamana yorumlayacak olursak bu zamanda yorumladığımızda ne oluyormuş? Bakın das Paar ist an den Wochenenden tanzen gegangen. Bakın fark ettiyseniz gehen ne oldu? Ist gegangen. Dolayısıyla tanzen gegangen. Yani biz buraya şey demiyoruz. Das Paar ist an den Wochenenden tanzen zu gegangen gibi bir şey ya da zu tanzen demiyoruz. Dolayısıyla buradaki o zu'yu tamamen kaldırmış oluyoruz. Bu haliyle ne olmuş oluyor? Dili geçmiş, yani perfect zamanı olmuş oluyor. Çift hafta sonları dansa gitti demiş oluyoruz. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Burada zu yapısını kullanmıyoruz ve biz buna ne diyoruz? Doppelinfinitiv. Tabi perfect zaman içerisindeki doppelinfinitiv'i ne yapmış oluyoruz? Burada bariz bir şekilde görüyoruz. Lernen'e bakalım arkadaşlar. Lernen de keza gene doppelinfinitiv kapsamında bir durum. Şimdi Manuel lernt kochen cümlesine baktığımızda bu da gene präsens geniş zaman içerisinde ele aldığımız bir cümle, değil mi? Manuel bir erkek ismi. Manuel
pişirmeyi öğreniyor diyoruz, değil mi? Şimdi biz bunu perfect zamana yorumlayacak olursak Manuel hat kochen gelernt diyoruz. Bakın pişirmeyi öğrendi diyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar Manuel lernt zu kochen dersek yanlış olur. Ya da Manuel hat zu kochen gelernt demiyoruz. Tamamen iki infinitif kullanmamız gerekiyor demek ki. Kochen gelernt, pişirmeyi öğrendi demiş oluyoruz. Demek ki bu şekilde yorumlanması gerekiyormuş. Bleiben'e baktığımızda arkadaşlar, bleiben kalmak demek arkadaşlar. Präsens ve perfekt olarak gidiyoruz. Andrea bleibt im Wohnheim wohnen. Bakın burada ne oluyor? Andrea bu bir kadın ismi arkadaşlar. Bleiben kalmak demek. Im Wohnheim bu da öğrenci yurdu olarak yorumlanabilir. Wohnen de oturmak, ikamet etmek demek de, öyle değil mi? Şimdi ben burada iki tane eylemi görüyorum. Nedir birincisi? Bleiben kalmak. Wohnen de ikamet etmek, oturmak demek. Şimdi iki eylemi kullanırken ister istemez bir zu'ya bir yönelim oluyor. Onu çok iyi anlayabiliyorum. Ancak bu eylemlerde asla zu kullanılmıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla Andrea bleibt im Wohnheim wohnen şu anlama geliyor. Andrea yurtta kalmaya devam ediyor manası bu oluyor. Şimdi bunu ben perfekt zamana uyarlayacak olursam ne olacak? Bakın buradaki bleiben ne olacak? Ist geblieben, perfekt zamanda değil mi? Kaldı şeklinde. Bu durumda Andrea ist im Wohnheim wohnen geblieben. Hani tam olarak bir karşılaması da kala kaldı gibi düşünün. Yani birebir o değil tabii ki ama hani ya da wohnen geblieben ikamet etmek üzere ya da orada kalmak üzere değil mi? Oturmaya devam etti manası aslında bu. Wohnen geblieben ile oturmaya devam etti demiş oluyorum. Tabii bunu perfekt zamanda demek ki Andrea yurtta kalmaya devam etti deriz aslında, değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla bunun demek ki karşılığı Almanca'da doppel infinitif zu'nun olmadığı bir durum. Dolayısıyla Andrea ist im Wohnheim wohnen geblieben demiş oluyoruz. Sehen eylemine bakalım. Sehen burada da gene präsens ve perfekt olarak karşılaştırmalı gidiyoruz. Bakın ne diyor? Das Kind sieht den Zug kommen. Geniş zamanda ne diyor? Çocuk trenin geldiğini görüyor. Değil mi? Güzel Türkçe'de bunu bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi trenin geldiğini görüyor dediğimizde bakın burada zu asla kullanılmıyor ve ne yapmış oluyoruz? Sieht den Zug kommen, geldiğini görüyor diyoruz. Şimdi biz bunu perfect zamanı uyarlayacak olursak bakın oraya bir ünlem koydum. Neden? Dikkat edelim arkadaşlar. Sehen eyleminde ne oluyor? Das Kind hat den Zug kommen sehen. Yani fark ettiyseniz sehen'i partizip 2 olarak ele almıyorum. Ne yapıyorum? Mastarda bırakıyorum. Dolayısıyla kommen sehen diyorum. Burası çok önemli. Tekrarlıyorum. Demek ki sehen'i ben partizip 2 olarak ele almıyorum. Az önce ne yaptık? Bleiben'i geblieben dedik. Lernen gelernt dedik. Öyle değil mi? Ancak sehen de burası önemli. Ne oluyormuş arkadaşlar? Mastarda kalıyormuş. Bu da gene zu önüne almayan eylemler kapsamında, değil mi? Dolayısıyla çocuk trenin geldiğini gördü dediğimde ne yapmış oluyoruz? Perfect yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kommen sehen şeklinde ne yapıyoruz? Cümleyi sonlandırmış oluyoruz. Son örneğe bakalım arkadaşlar. Hören. Hören de tıpkı sehen kapsamında arkadaşlar. Bunu da Partizip 2 olarak ele almayacağız. Öncelikle bir bakalım. Er hört Leonie Trompete spielen. Evet, Leonie bir kadın ismi arkadaşlar. O Leonie'nin trompet çaldığını duyuyor diyor, değil mi? Şimdi biz burada bunu ne yapıyoruz demek ki? Deminden beri yaptığımız neydi? Zu plus infinitif'i kullanmıyorum. Doppel infinitif durumlarda. Bu gibi durumlarda, bu gibi eylemlerde. Leonie'nin trompet çaldığını, değil mi? Duyuyor.
diyor cümle. Şimdi bunu biz perfekte geçirecek olursak, bakın buradaki hören ne olacak arkadaşlar? Spielen hören olacak. Gehört demeyeceğim, yanlış olur. Dolayısıyla spielen hören, çaldığını duydu şeklinde bu durumda er hat Leonie Trompete spielen hören dediğimizde demek ki o Leonie'nin trompet çaldığını duydu demiş oluyoruz. Kulağa biraz tuhaf geliyor olabilir arkadaşlar. Ancak buna zaman içerisinde alıştığınızda zaten bunu iyi bir şekilde özümsemiş olacaksınız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Şimdi arkadaşlar ben fezuhen eylemiyle başladım. Neden? Fezuhen bu kapsam içerisinde değil arkadaşlar. Aradaki o farkı görebilmemiz adına karşılaştırmalı olarak gidelim diye bu örneği verdim. Fezuhen denemek demek. Şimdi sie versucht immer pünktlich zu kommen şeklinde öğrenmiştik öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Zu'dan destek alıyorduk ve zu plus infinitif olarak değil mi? O deniyor her zaman. Zamanında gelmeyi şeklinde birebir çevirmiş oluyoruz. Ne yapıyorduk? Zu'yu değil mi? Gelmeyi dediğimizde zu kommen şeklinde ele alıyorduk. Ve bunu perfect olarak yorumladığımızda gene zu kommen yapısı kalıyordu. Bu durumda sie hat immer versucht pünktlich zu kommen. O her zaman denedi zamanında gelmeyi şeklinde. Demek ki zu kommen olarak değil mi? Bunu korumuş oluyoruz. Ancak bu fiillerde gehen, lernen, bleiben, sehen ve hören fiillerinde demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Zu plus infinitif geçerli değilmiş, değil mi? Ne oluyormuş? Ne geçerliymiş? Doppel infinitif yani çift mastar. Tekrar bir üstünden geçelim. Gehen'e baktığımızda ne oluyormuş arkadaşlar? Das Paar geht an den Wochenenden tanzen. Çift hafta sonları dansa gidiyor. Bakın burada zu kullanmıyorum. Aynen bırakıyorum. Ve biz bunu demek ki perfekte yorumladığımızda Das Paar ist an den Wochenenden tanzen gegangen denildiğinde ist gegangen öyle değil mi? Dolayısıyla neyle sonlanacak? Tanzen gegangen şeklinde çift infinitif değil mi? Doppel infinitif yapmış oluyoruz. Lernen'e baktığımızda Manuel lernt kochen değil mi? Manuel pişirmeyi öğreniyor. Geniş zamanda ele alıyoruz. Yani demek ki ne diyecek, ne dememeliymişiz? Manuel lernt zu kochen yanlış. Demek ki doğrusu ne arkadaşlar? Manuel lernt kochen. Bunu ben perfect zamana ne yaptığımda, entegre ettiğimde de gene zu gelmeyecek. Bu durumda Manuel hat kochen gelernt, pişirmeyi öğrendi demiş oluyoruz bu cümlede değil mi? Manuel yemek yapmayı, pişirmeyi öğrendi. Bleiben'e baktığımızda kalmak demekti. Andrea bleibt im Wohnheim wohnen denildiğinde Andrea yurtta kalmaya devam ediyor anlamı doğuyor. Dolayısıyla biz burada gene ne yapıyoruz? Zu'yu asla kullanmıyoruz. Bunu perfect olarak ele alacak olursak bleiben ne olacak? Ist geblieben olacaktı. Öyle değil mi? Bu durumda wohnen de aynı şekilde korunuyor. Bu durumda Andrea ist im Wohnheim wohnen geblieben. Yani orada kalmaya devam etti demiş oluyoruz değil mi? Andrea yurtta kalmaya devam etti demiş oluyoruz. Z'ne baktığımızda demek ki buraya ünlem koymamızın sebebi neymiş arkadaşlar? Aynı şekilde korunuyor. Partizip 2 eylemi olmuyor. Tıpkı hören'de olduğu gibi. Das Kind sieht den Zug kommen. Çocuk trenin geldiğini görüyor diyor cümle. Bakın zu yok. Bunu ben perfekte yorumladığımda demek ki sehen değil mi? Bakın buradaki sieht ne olacak arkadaşlar? Mastarda ve cümlenin sonunda. Bu durumda das Kind hat den Zug kommen sehen. Çocuk trenin geldiğini gördü dediğimde demek ki kommen sehen demiş oluyoruz. Hören'de ise gene aynı eğilim var. Er hört Leonie Trompete spielen. O Leonie'nin trompet çaldığını duyuyor diyor cümlemiz değil mi? Ve ne yapıyoruz? Gene zu asla kullanmıyoruz. Ve bunu demek ki perfekte
yansıttığımızda ne olacak? Er hat Leonie Trompete spielen hören demiş oluyoruz. Burada da hören mastarda kalması gerekiyormuş arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie versucht immer pünktlich zu kommen. Sie versucht immer pünktlich zu kommen. Sie hat immer versucht pünktlich zu kommen. Sie hat immer versucht pünktlich zu kommen. Das Paar geht an den Wochenenden tanzen. Das Paar geht an den Wochenenden tanzen. Das Paar ist an den Wochenenden tanzen gegangen. Das Paar ist an den Wochenenden tanzen gegangen. Manuel lernt kochen. Manuel lernt kochen. Manuel hat kochen gelernt. Manuel hat kochen gelernt. Andrea bleibt im Wohnheim wohnen. Andrea bleibt im Wohnheim wohnen. Andrea ist im Wohnheim wohnen geblieben. Andrea ist im Wohnheim wohnen geblieben. Das Kind sieht den Zug kommen. Das Kind sieht den Zug kommen. Das Kind hat den Zug kommen sehen. Das Kind hat den Zug kommen sehen. Er hört Leonie Trompete spielen. Er hört Leonie Trompete spielen. Er hat Leonie Trompete spielen hören. Er hat Leonie Trompete spielen hören. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde das Perfekt mit Doppelinfinitiv konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.